13 milyar yıldır genişleyen, sonsuz gibi görünen bir boşluk. Ama bugün, bu uçsuz bucaksız karanlık denizde bir yolculuğa çıkıyoruz. Amacımız, en yakınımızdaki gök cisminden, gözlemlenebilir evrenin sınırlarına kadar uzanan bir yolculuk yapmak. En uzak ışığı, yani evrenin en eski zamanını görmek. İlk durağımız, dünyaya neredeyse oluştuğu zamandan beri eşlik eden yoldaşı Ay. Ay, dünyadan ortalama 384 bin kilometre uzakta. Yani neredeyse bir ışık saniyesi mesafede. Ama oraya bir yolcu uçağı hızında gitmeye kalksak, bu yolculuk tam 18 gün sürerdi. Ay, aynı zamanda insanoğlunun dünya dışında ayak bastığı tek yer. Apollo görevleriyle birlikte insanlık ilk kez evrende kendi gezegeninden dışarı adım attı. Peki bu uzaklık kozmik ölçekte fazla mı? Aslında değil. Bu mesafe bile evrenin ölçüsünde burnumuzun dibi sayılır. Şimdi, dünyanın yoldaşlık ettiği bir başka gök cismine gidiyoruz. Güneş. Kütle çekimiyle sistemdeki tüm gezegenleri kendine bağlı tutan dev bir yıldız. Yüzey sıcaklığı 5500 santigrat derece. Merkezinde ise tam 15 milyon derece. Bize ortalama 150 milyon kilometre uzaklıkta. Bu mesafeyi ışık bile 8 dakikada aşabiliyor. Yani güneş bir anda sönse, biz bunu 8 dakika sonra fark ederiz. Bir yolcu uçağı hızında gitmeye kalksak, bu yolculuk yaklaşık 19 yıl sürerdi. Sıradaki durağımız, artık güneşin gökyüzünde sadece bir yıldız gibi göründüğü nokta. Plüton, bizden 5,9 milyar kilometre uzakta. Burada sıcaklık -230 derece. Yani mutlak sıfırdan yalnızca 43 derece daha sıcak. New Horizons uzay aracı, yüzeyindeki dev kalp şeklindeki platoyu keşfetmek için buraya tam 9 yılda ulaştı. Güneş ışığının bile buraya gelmesi yaklaşık 5,5 saat sürüyor. Eğer biz bir yolcu uçağı hızıyla gitmeye kalksaydık, bu yolculuk yaklaşık 750 yıl sürerdi. Plüton bize çok uzak. Ama henüz Güneş sisteminin sınırına bile ulaşmadık. Güneş'in kütle çekiminin son hissedildiği yere geldik. Oort bulutu. Burası Güneş sistemimizin en dış sınırı. Yaklaşık 1,5 ışık yılı uzakta ve milyonlarca buzlu kaya parçasından oluşan dev bir küreyi çevreliyor. Kuyruklu yıldızların doğduğu yer. Uzayın sessizliğinin başladığı nokta. Işığın bile buraya ulaşması yaklaşık 1,5 yıl sürer. Bir yolcu uçağı hızında gitmeye kalksak, bu yolculuk tam 20 milyon yıl sürerdi. Burada artık güneş bile bir yıldız gibi görünür. Güneş sistemimizin dışına çıktık. Ve 4,24 ışık yılı uzaktaki Proxima Centauri yıldızına ulaştık. Bu, ışığın bile oraya 4 yıl 3 ayda ulaşabildiği bir mesafe demek. Eğer bugünün en hızlı uzay aracıyla oraya gitmeye kalksaydık, yaklaşık 80 bin yıl sürecekti. Yani insanlık tarihi boyunca birkaç kez uygarlıklar doğar, yıkılır ama biz hala yoldayız demektir. Proxima'nın çevresinde yaşanabilir bölgede dönen küçük bir gezegen var. Belki de karanlık okyanuslarla dolu bir dünya. Ama oraya vardığımızda bile evrenin henüz ilk sayfasında sayılırız. Şimdi gözümüzü Samanyolu'nun kalbine çeviriyoruz. Yaklaşık 26 bin ışık yılı uzakta devasa kara delik Sagittarius A parlıyor. Ya da parladığını sadece etrafındaki yıldızların dansından anlıyoruz. Güneşten 4 milyon kat daha büyük kütleye sahip bu canavar, galaksimizin tüm yıldızlarını bir arada tutan çekim merkezidir. Eğer bir gün Samanyolu'nun merkezine gidebilseydik, gökyüzü asla karanlık olmazdı. Işık her yönden yağar, zaman bile orada ağırlaşırdı. Samanyolu'nun en yakın komşusu olan Andromeda galaksisi, bizden yaklaşık 2,54 milyon ışık yılı uzakta. Yani şu anda gökyüzünde gördüğümüz o soluk bulut, aslında 2,5 milyon yıl önceki hali. İnsan türü o zaman henüz yoktu bile. Ve şaşırtıcı olan, Andromeda her saniye bize biraz daha yaklaşıyor. Yaklaşık 4 milyar yıl sonra,
Samanyolu'yla çarpışacak ve tek dev bir galaksiye dönüşeceğiz. Andromeda, Samanyolu ve yaklaşık 50 küçük galaksiden oluşan bu dev yapı 10 milyon ışık yılı genişliğinde. Burada galaksiler birbirine devasa kozmik ağlarla bağlı. Ama biz bu ağın sadece küçük bir düğümüyüz. Lokal grubun merkezine baksaydık, galaksiler birbirine çekilen, dans eden dev girdaplar gibi görünürdü. Bu ölçek artık galaksiler arası değil, galaksi kümeleri arası uzaklıkların başladığı yer. Biraz daha dışarı çıkalım. Lokal grup aslında çok daha büyük bir yapının, Virgo süperkümelenmesinin sadece küçük bir parçası. Bu süperkümelenme yaklaşık 110 milyon ışık yılı çapında dev bir bölge. İçinde binlerce galaksi barınıyor. Biz bu yapının dış kenarındaki küçük bir koldayız. Ve burada evrenin ağı öylesine geniştir ki, ışık bile bu mesafeyi geçmek için 100 milyon yıl boyunca yol alır. Bu ölçeklerde artık yakın kelimesi anlamını yitiriyor. Artık evrenin en uzak noktalarına doğru bakıyoruz. Burada bizden 13 milyar ışık yılı uzaklıkta parlayan kuasarlar var. Bunlar genç evrende henüz galaksiler yeni oluşurken süper kütleli kara deliklerin etrafında dönen ateşten halkalar. Milyarlarca güneşin enerjisini tek noktada toplayan bu cisimler bize evrenin bebeklik döneminden ışık gönderiyor. O ışık yola çıktığında ne dünya vardı ne güneş. Sadece karanlıkta parlayan ilk yıldızlar vardı. Biz bugün o ışığı gördüğümüzde aslında zamanın ötesine bakıyoruz. İşte şimdi gözlemlenebilir evrenin sınırına geldik. Yaklaşık 46 milyar ışık yılı uzaklıktaki bu sınır, evrenin doğumundan kısa bir süre sonra oluşan ilk ışığın yankısı. Kozmik mikrodalga arka planı. Bu ışık, büyük patlamadan sadece 380 bin yıl sonra yayıldı. O zamandan beri 13,8 milyar yıl geçti. Ama evren genişlediği için o ilk ışık bizden şimdi 46 milyar ışık yılı uzakta. Yani görebildiğimiz her şey aslında evrenin yalnızca küçük bir kesiti. Ötesinde ne olduğunuysa henüz kimse bilmiyor.